sen çok takıntılıymışsın. Yok. Öyle demişsin bir röportajında. Öyle mi? Taktığım detaylar çok fazla, dolayısıyla arkadaşlarımı delirtebiliyorum demişsin. Yazık ya, hiç öyle bir çocuk değil o. Var mı? Değil ya. Değil. Yani şey var. Şey var, takıntılarım da onları aşıyorum yani. Tek mesela böyle çerez gibi şeyleri tek sayıda yeme huyum vardı eskiden. Ha, bayağı onu açtım mesela. Ya önce iki tane atıyorum ağzıma. Ondan sonra hep tek tek alıyorum. Böylece teke tamamlamış oluyorum. Baya delinin hallicesi. Nar yediğini düşünemiyorum. Yani. Düşünsene nar. Nar nasıl yiyordun? Narda narın bir tanesi bir sayılıyor abi. İşine geldiği gibi bir takıntı. Aynen. Tabii. Canım nasıl? Sonunda bir tane nar yedi. Hayır. Çünkü demişsin ki işte bu takıntılarım var filan demişsin. Ondan sonra da demiş ki aldığım en doğru karar, en iyi karar akışta olmak. Şimdi takıntılı olunca akışa akamazsın da geçemiyorsun. Akamazsın yani. Olmaz. Ben de mesela takıntılıyımdır. Yani evet. Bu kadar senin gibi leblebi yerken saymak gibi değil de vardır benim de takıntılarım. Ay akışa geçeceğim diye çatlıyorum. Akamıyor. Vallahi oradan baksam, buradan baksam nereye akacağım? O seminer senin bu yani onu anladım, onu kaptım da ondan. Açtım, sorun yok.